Siyasi parti liderleri, geleceği kararlarında açıklamalarda bulunmuş mevcut hükümet
İstiklal uğruna milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez toprak bütünlüğünü, anayasasını, milletin bağımsızlığını ve egemenliğini korumak isterken maalesef demokrasi uğruna gazilerimiz ve şehitlerimiz olmuştur. Bu ihanet şebekesi karşısında tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak unsurlarının kutsallığını şerefli bir şekilde omuz omuza koruyan, başta aziz şehitlerimize, gazilerimize, askerlerimize, polislerimize, vatandaşlarımıza, siyasi parti liderlerine ve yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarına, tüm medya kuruluşlarına, devlet adamı vakarıyla görev yapan yetkililere, tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Oraların ilk yılından günümüze kadar Türkiye Sivil Toplum Platformu olarak bizler de 81 ilde misyonumuz olan insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına gönül vermiş günün üzerinde kardeş sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sosyal medya veya meydanlarda organize olarak demokrasimize sahip çıkmanın onurunu yaşadık. Ve böylece millet iradesine sonuna kadar sahip çıktığımızı ve özgürlük yolunda asla taviz vermeyeceğimizi bir kez daha ortaya koymuş olduk. Şer güçler bilsin ki bundan böyle de canlarımız pahasına ya istiklal ya ölüm anlayışıyla hareket edeceğiz. Hainler unutmasın ki devletin sahibi millettir. Necip milletimiz bugün paralel darbeye hayır dedi. Meydanlara indi, kendi iradesine sahip çıktı. Görülüyor ki bundan böyle de milletimiz asla darbelere müsaade etmeyecektir. Dost düşman bunu dünya iyi bilsin ki, dost düşman ve bütün dünya bunu iyi bilsin ki, Necip milletimiz gerek gördüğü takdirde demokrasi ve özgürlük için sonsuza kadar meydanlardan hiç ayrılmayacaktır. Ve yine bilinmelidir ki devletin bekası için milletimiz Türk bayrağının dalgalandığı her yerde olacak. Allah birliğimizi daim etsin. Arzu, niyazımız, teklifimiz odur ki demokrasi uğruna canlarını ortaya koyan ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen kahraman subaylarımıza, askerlerimize, emniyet teşkilatımıza, polislerimize, tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, tüm vatandaşlarımıza, korkusuzca yayın yapan medya kuruluşlarımıza, asılı toplumun tüm kahramanları adına darbeye karşı hayır mücadelesinden ötürü 81 ilimizin kahraman ilan edilmesini ve 81 ilimizde demokrasi adına şeref madalyası verilmesini, 15 Temmuz'un demokrasi bayramı ilan edilmesini istiyoruz. Saygılarımızla darbeye karşı Türkiye Sivil Toplum Platformu adına Kırgızistan Fahri Konsolosu Başkent Platformu Genel Başkanı Doktor Mustafa Kurt Bey, saygılarımızla.